Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere harika bir tarif olan içli köfte böreğinin tarifini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi böreğimiz görüntü olarak da tat olarak da harika bir börek. Şöyle sizlere içini de göstermek istiyorum. Evet, harika bir börek gerçekten. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, abonelik kesinlikle ücretsizdir. Evet, hadi böreğimizin malzemeleriyle başlayalım. Evet, böreğimizin malzemelerine geçelim. Şöyle 5-6 adet yufkam var arkadaşlar. Bu iç malzemeye göre kullanacağım. Kıymam var 1 kilo kadar. 4 adet soğanım var. Şöyle bir çay bardağı kadar ince bulgurum var. Maydanozum var. Ceviz var. 1 yemek kaşığı salçam var. Toz biberle pul biberin karışımı. Hemen hemen 1 yemek kaşığı toplamda. Şöyle 2 tat böyle çay kaşığı arkadaşlar karabiber. 1 tatlı kaşığı da kimyon kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Bu yufkaların arasına sarmak için de bir çay bardağı sıvı yağ ile bir su bardağı suyumuzu karıştırıp ara katına süreceğim arkadaşlar. Onu da zaten videomun ilerleyen zamanlarında görebileceksiniz. Şimdi kıymamı kavurmayla başlıyorum. Kıymamı ocağıma aldım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık yardımıyla da güzelce kıymamızı önce suyunu çektireceğiz. Daha sonra da soğanını, diğer malzemelerini koyacağız. Kıymamız kavrulurken arkadaşlar ben de bir yandan soğanımızı soyup doğrayacağım. Evet, kıymamız suyunu çekti. Ben de o sırada soğanımı doğradım. Cevizimi çektim. Maydanozumu doğradım arkadaşlar. Şimdi kıymamız suyunu çekmiş. Sıvı yağ dökeceğim biraz arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağından az. Yağla da kavuracağız arkadaşlar biraz. Böyle kendine gelecek. Şöyle hafif de ocağımı açmak istiyorum. Kapağını da kapattım. Evet, yağla da bir güzel kavruldu kıymamız. Şimdi bu esnada soğanımızı dökeceğim hemen. Soğanla birlikte de bir güzel kavrulacak. Soğanı robottan çektim arkadaşlar. Elimde uğraşmadım. Robotum da gayet ince kıydı, sulandırmadı da. Şimdi soğanla birlikte güzelce kavrulacak. Dökemeyen arkadaşlarımız için gerçekten çok pratik bir yöntem. İnanın içli köfte ile aynı tadı alıyorsunuz. Yani hiçbir farkı yok. Değişiklik isteyenler için de çok güzel bir böyle alternatif. Evet, soğanımız da kavrulsun. Evet, kıymayla soğan çok güzel kavruldu. Şimdi bunun içerisine salçamızı atacağım.
böreğimize renk versin. Hem de lezzetli olsun. Güzelce salçamızla da kavrulsun. Evet. Bu esnada ben arkadaşlar baharatlarını da koymak istiyorum. Hep beraber karıştırayım diye. Şöyle kimyonumuzu, karabiberimizi, toz biberle pul biberimizi attım. Şöyle tuzunu da unutmadan şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atayım. Tuzun ayarına tadarak da bakabilirsiniz. Hani kendi damak zevkinize göre. Harika bir kokusu çıktı arkadaşlar. Mutfak harika kokuyor şu an. Evet. Baharatlarımızla da karıştı. Şimdi maydanozunu atayım. Zaten hemen ölecekti maydanoz. Ceviz içimi koyacağım. Ve bu esnada arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum. Artık içimiz hazır. İnce bulgurumuz, bir çay bardağı ince bulgurumuzu da harcımızın içerisine karıştırıyoruz bu şekilde sıcağıyla. İyice karıştırıp kapağını kapatacağız. Yarım saat hem harcımız dinlenecek hem bulgurumuz içerisinde yumuşayacak. Evet, iyice karıştırdım. Evet, tencerenin kapağını da kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet, bulgurumuz tamamen yumuşadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğudu da. Tam donmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle tarifi verirken arkadaşlar, malzemeleri verirken galeta unuyla bir adet yumurtayı unutmuşum. Onu da söylemek istedim. Bunu kızartırken kullanacağız arkadaşlar. En son böreğimizi kızartma aşamasında kullanacağız. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağıyla bir çay bardağı da su koydum ben. Yufkalarımızı ıslatmak için. Şimdi hemen yufkalarımdan alıyorum. Şöyle yufkamı açıp şöyle dağıtmadan almak istiyorum. Bu yufkamı da bu şekilde bayağı büyükmüş yufkalarda. Bu şekilde ıslatacağım arkadaşlar. Çok ıslanmasına da gerek yok arkadaşlar. Zaten kızaracağı için maksat böreğimizin arası pişsin, çıtır çıtır olsun diye hafif böyle ıslatsak yeterli. Şimdi bunu güzelce katlayıp
Şöyle iri bir şekilde yufkalarımızı keseceğim. Evet, kesip hazırladığım yufkalarımı sarmaya başlıyorum. Hatta bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Hani iç harcımızı sürmeye bu şekilde de yapabilirsiniz. Toplu da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle malzememizden alıp bayağı dolu dolu koyacağız. Kenarlarından katlayaraktan şöyle aynı sigara böreği sarar gibi arkadaşlar bu şekilde saracağız. Bu şekilde bütün yufkalarımızı saracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika börekler meydana geliyor. Şimdi hemen, evet burası da kuru. Hemen sıvı karışımdan sürüyorum. Şöyle katlayacağım. Evet. Alt tabaka zaten ıslanmış. Bu şekilde bütün yufkalarımızı sarıp hazırlayacağız. İnanın yapması da kolay, yemesi de bir o kadar güzel. Değişik bir tarif. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Bilen zaten yapıyordur. Bilmeyen arkadaşlarıma da öneri olur. Bu şekilde bütün böreklerimizi sarıp hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, ben bu böreklerimizi sarayım. Sizler de daha fazla sıkmadan videomu durduracağım. Daha sonra kızartma bölümünde görüşürüz. Evet, böreklerimi sardım. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle kızartma tavama yağımı, 2 su bardağı kadar yağımı ölçtüm, koydum arkadaşlar. Şimdi ayrı bir kapta şöyle yumurtalarını çırpacağım arkadaşlar. Evet, 2 yumurta demiştim sizlere. 2 yumurtamı hemen kırıp çırpacağım. Sarısıyla, akıyla hepsini birlikte çırpacağım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde yumurtalarımı güzelce çırptım arkadaşlar. Böreğinizin fazlalığına göre arkadaşlar, hani az yaparsınız, çok yaparsınız, o yumurta daha fazla kırabilirsiniz veya daha az kırabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şöyle kızarttıklarımı alacak hemen bir tabak ayarladım. Ocağımın altını da yakıyorum arkadaşlar. Şöyle sapını da çevireyim. Mutfak kazası olsun istemeyiz.
Şimdi arkadaşlar galeta unumu aldım bu şekilde. Galeta unumu batırmadan önce böreğimizi yumurtayla güzelce bu şekilde yumurtalıyoruz. Daha sonra yumurtamızı süzdürdükten sonra galeta unumuza batırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde böreklerimi hazırlayacağım. Önce yumurtaya, daha sonra da galeta ununa batırıp hazırlayacağım. Yağımız ısınana kadar bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Yağımızı önce yüksek ateşte açtım, ısınsın diye. Pişerken tabii biraz kısacağım. Çok yüksekte yanmasın, yavaş yavaş pişsin diye. Evet, ısındı. Şimdi bir parça kıstım altını ve hazırlamış olduğum böreklerimi yağın içine bırakacağım. İnanın arkadaşlar, hem görsel olarak hem lezzet olarak çok güzel bir börek. Şöyle ilkini bırakmak istiyorum yağıma. Evet. Evet, böreklerim pişiyor. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi çevireceğim. Gördüğünüz gibi harika kızardılar. Zaten içi pişmişti. İçi bizi pişirerek yaptığımız için böreğimizin bu şekilde pişmesi yeterli. Gördüğünüz gibi harika börek. Onlar kızarırken hemen öbürünü hazırlamak istiyorum. Bu şekilde özellikle içli köfte yapamıyorum diyen bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Lezzet açısından inanın aynı. Hiç içli köfteyle farkı yok. Hatta size bir şey daha söyleyeyim, daha lezzetli olabilir. Yani o kadar samimi söylüyorum. Kokusu da o kadar güzel geldi ki arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi birinci postamız pişti. Hemen ikinci postamı atmak istiyorum. Evet, bu şekilde bütün böreklerimizi pişirelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika bir börek oldu arkadaşlar. Mutlaka size de lezzet olarak, görünüş olarak tavsiye ederim. Evet, bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.